Fanatik TV ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Nihat Üzel. Bir Kulüp İki Efsane programımızın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'yi ve bu kulübe adını efsane olarak yazdıran geçmişten ve bugünden birer oyuncuyu hatırlayacağız. Adı son zamanlarda Göztepe'nin açılan stadıyla tekrar gündeme gelen Sarı Kırmızılı kulübün efsane kaptanı Gürsel Aksel, 10 Mayıs 1937'de Edirne Uzunköprü'de dünyaya gelmiştir. Genç yıllarında futbol oynamaya başlayan Aksel, abisi Güler ile beraber lisede oynadığı dönemde futbolla tanışmışlardır. Gürsel ve Güler futbola Manisa Gençlik Spor'da başladı. Abisi Gürsel Aksel ile beraber 1955 yılına kadar Manisa ekibinin formasını giyen ikiliye 1955 yılında sürpriz bir teklif gelmiştir. Futbol oynadıkları dönemde tüm İzmir takımlarının dikkatini çeken ikili ilk ve son transferini Göztepe'de yapmışlardır. Gürsel Aksel henüz 18 yaşındayken 14 sezon boyunca aralıksız bir şekilde formasını terleteceği Göztepe'ye transfer olmuştur. Gürsel Aksel'in abi Güler ise Göztepe'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim olarak tarihe geçmiştir. Göztepe'de uzun yıllar futbol oynayıp ardından antrenörlük de yapan Abbas Çamayar, yaptığı futbolcu izlemeleriyle efsane Göztepe kadrosunun altyapısını kurar. Abbas Çamayar yaptığı taramalar sonucunda Gürsel Aksel, Ali Artuner, Nevzat Güzelırmak, Nihat Yayöz, Ertan Öznur, Halil Kiraz ve Cenap Özteze gibi isimleri takıma kazandırarak efsane Göztepe iskeletini kurar. 1925 yılında kurulan Sarı Kırmızılı ekip bu efsane jenerasyonla tarihi başarılara imza atmaya başlamıştır. Göztepe'nin 30. yıl dönümü olan 1955 yılından itibaren Göztepe formasını sırtına geçiren Koca Kaptan lakaplı Gürsel Aksel, 1959'da başlayan Süper Lig'de aralıksız 14 sezonda 390 maça çıkarak Göztepe tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. 1972 senesine kadar, yani toplamda 17 sene tek bir kulüpte Göztepe'de forma giyen isim, kariyerini sarı kırmızılı forma altındaki başarılarla sonlandırmıştır. 11 yıl boyunca kaptanlık yaptığı Göztepe'de çıktığı 390 maçta 79 gol atan Koca Kaptan, milli takım formasını ise 15 maçta terletmiştir. Gürsel Aksel'in futbolculuk döneminde başarılı performansı Fenerbahçe'nin de dikkatinden kaçmamıştır. O dönem taçsız kral Metin Oktay'a da transfer teklifinde bulunup reddedilen dönemin zenginlerinden Müslüm Bağcılar, Gürsel Aksel ve beraberindeki 7 futbolcuya transfer teklifinde bulunmuştur. Müslüm Bağcılar elinde 8 adet açık çeki Göztepe'li futbolcuları uzatıp rakam kısmını siz doldurun, biz her türlü fedakarlığa hazırız demiştir. Diğer futbolcular ise odaya kaptanları Gürsel Aksel'i çağırıp çekleri göstermişlerdir. Koca Kaptan ise Göztepe yöneticilerine dönüp siz ne verebiliyorsunuz diye sormuş ve çok daha düşük bir ücreti duymuştur. Gürsel Aksel, Müslüm Bağcılar'ın 8 adet çekini elinin tersiyle itip Göztepe'nin boş mukavelesine imzayı atıp arkadaşlarına dönmüştür. Müslüm Bağcılar'a benim adıma teşekkür ediniz ve çekleri iade ediniz diyerek dışarı çıkıp imza için sırada bekleyen arkadaşlarına ben imzaladım, şimdi sizlerin de eksiksiz imzalamanızı bekliyorum diyerek aidiyet duygusunu Göztepe'ye kazandırmıştır. Futbolu 1972 yılında 11 senesini kaptan olarak geçirdiği Göztepe'de bırakan Gürsel Aksel, futbolculuk kariyerinin hemen ardından 1975-1976 sezonunda yine Göztepe'de antrenörlük yaparak başlamıştır. 1975-76 sezonunun son 4 haftasında Göztepe'yi çalıştıran Gürsel Aksel, bir sonraki sezon Orduspor'u çalıştırmıştır. Orduspor'un başındayken kariyerinin en zor karşılaşmalarından birine Göztepe karşısında çıkmıştır. 1976-77 sezonunun son maçında küme düşme hattında bulunan Göztepe, Gürsel Aksel'in çalıştırdığı Orduspor deplasmanına çıkacaktır. Göztepe'li yöneticiler Koca Kaptan'a adeta yalvarmış, "Aman Gürsel, Göztepe'nin kaderi senin elinde. Bize bir puan yetiyor, futbolcularla ne olur konuş." demişlerdir. Gürsel Aksel ise bu söylenenlere inanamıyor ve ayağı fırlayarak, "Siz futbolcunuza bu maçı satın diyebilir misiniz? Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık. Düşeceksek de şerefimizle düşeriz." diyor. Aksel bununla da kalmayarak soyunma odasında kendi futbolcularına, "Arkadaşlar, benim kanım canım her şeyim Göztepe. Ama sakın bana bakıp duygusal davranmayın. Çıkıp mertçe, erkekçe oynayıp kazanın." diyor. Orduspor o karşılaşma 2-1 kazanıyor ve Göztepe küme düşüyor. Gürsel Aksel maç bitiminde soyunma odasında tek başına hüngür hüngür ağlıyor ve maçtan sonra da hayata küsüyor.
kimseye haber vermeden Kula'ya gidiyor ve 1,5 ay hiç kimseyle iletişim kurmayarak konuşmuyor. Bu hikayede birbirinden farklı birçok duygu bulabilirsiniz. Ama son zamanlarda futbolcuların ağzından düşmeyen adamlık kavramını daha çok anımsayacaksınızdır. 1977-78 sezonu için Rizespor ile anlaşan Gürsel Aksel, 13 Ekim 1978'de bir benzin istasyonunda gerçekleşen patlama sonucunda hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğmuştur. Gürsel Aksel henüz çok erken bir yaşta, 41 yaşında Rize'de hayatını kaybetse de o Türk futbolunda İzmir'de bir sembol haline gelerek tarihe adını efsane olarak yazdırmıştır. Göztepe'nin tarihindeki en büyük başarıları getiren koca kaptan, Göztepe'nin Avrupa kupalarında çeyrek final ve yarı final oynadığı dönemlerde ve iki Türkiye kupası, bir Cumhurbaşkanlığı kupası kazanılmasında büyük bir paya sahip isim olarak tarihe geçmiştir. Gürsel Aksel'in adı ilk olarak 23 Kasım 1978'de vefatının hemen ardından Göztepe stadına verilmiştir. 2015'te yıkılan bu stadın yerine yapılan ve geçtiğimiz günlerde 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumunda da Gürsel Aksel'in adı yaşatılarak onun adı bu efsane stada verilmiştir. Futbolculuk döneminde takımı sahiplenmesi, oyuncuları kenetlendirmesi ve Göztepe'yi Göztepe yapması sayesinde tüm takım taraftarlarının da saygısını kazanan Gürsel Aksel, Göztepe'ye duyduğu sevgiyi ise şu sözlerle anlatmıştır. Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza, armamıza hiç ihanet ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık. Bu sözler günümüz endüstriyel futbol dünyasında da çok bir şey ifade etmese de umarız hala bazı futbolcuların kulağında küpe olarak kalır. Bazı efsaneler vardır, tarihe adını yazdırır ama bazı efsaneler de tarihe adına yazdıracağının garantisini günümüzde verir. Göztepe için Halil Akbunar da öyle bir isim. 9 Kasım 1983'te İzmir'de dünyaya gelen Halil Akbunar, profesyonel futbol hayatına Göztepe'den başka hiçbir takımın formasını giymeyerek sembolleşmiştir. Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başlayan yıldız futbolcu, 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer olarak ilk şehir dışı deneyimini yaşamıştır. Bir yıl sonra Antalyaspor Halil'i serbest bırakınca Halil Göztepe'nin yolunu tutmuştur. İlk olarak 18 yaşındayken Göztepe'nin kapısından giren Halil Akbunar, 9 yıldır bu takımda kalarak Göztepe'nin çocuğu lakabını almıştır. Göztepe ile ilk resmi maçını 14 Ocak 2012'de Kartalspor ile yapılan lig maçında çıkmıştır. Pişmesi adına 2015-2016 sezonunda Elazığspor'a kiralık olarak gönderilen Halil, ilk etkili performansını bu kulüpte 3 gol 9 asistle sergilemiştir. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda yıllar sonra Süper Lig'e çıkmasında kilit rol üstlenen Halil, harika performansıyla birçok kulübün transfer listesine girmiş ama o takımda kalmayı tercih etmiştir. Göztepe'li ilk resmi maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor ile yapılan lig maçında çıkmıştır. Pişmesi adına 2015-2016 sezonunda Elazığspor'a kiralık olarak gönderilen Halil, ilk etkili performansını bu kulüpte 3 gol 9 asistle sergilemiştir. Göztepe'nin 2016-17 sezonunda yıllar sonra Süper Lig'e çıkmasında kilit rol üstlenen Halil, harika performansıyla birçok kulübün transfer listesine girmiş ama o takımda kalmayı tercih etmiştir. 2017-18 sezonunda Göztepe'nin ilk Süper Lig yılında kadroda rotasyonda kendine yer bulan oyuncu, 2018-19 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden olup gol ve asist katkılarıyla takımını ayakta tutan adam olmuştur. Göztepe formasıyla 222 maçta forma giyen sol ayaklı kanat futbolcusu, yaptığı 32 gol 30 asistle toplam 62 gole direkt etki etmiştir. Göztepe formasıyla 222 maçta forma giyen sol ayaklı kanat futbolcusu yaptığı 32 gol ve 30 asistle toplam 62 gole direkt etki etmiştir. Göztepe'nin yeni açılan stadı Gürsel Aksel Stadı'nın açılış maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak bu stadda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Halil Akbunar, toplamda 13 defa genç milli takım kadrosunda kendine yer bulmuştur. Göztepe taraftarı tarafından mahallemizin çocuğu olarak nitelendirilen yıldız oyuncu Göztepe formasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Altay ve Karşıyaka'ya gol atarak bunu ender başaran oyuncular arasına girmiştir. Göztepe'de 7 numaralı formayı giyen Halil'in kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Halil Akbunar zamanında Fanatik gazetesine verdiği röportajda Göztepe'yi şu sözlerle anlatmıştır. İçinde olmadan bunu anlayamazsınız. Ben Göztepe'li doğmadım ama Göztepe'li oldum. Bunun içinden söküp atamazsınız. Bu ruh anlatılmaz, yaşanır sözleriyle anlatmıştır. Bu tarz videoların daha sık karşınıza gelmesini istiyorsanız Fanatik TV YouTube'da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.